Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik anne yemeklerimizden İzmir köfte tarifi paylaşacağım. Kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz bu lezzetli yemeğin yapılışına dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına 500 gram kıyma, 1,5 su bardağı kadar rondodan geçirilmiş ekmek içi, 1 adet yumurta, 1 adet soğan, yarım demet kadar maydanoz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu alalım. Tüm malzemeyi güzelce karışıncaya kadar yoğuralım. Bu arada ben ekmek kullandığım için 1,5 bardak kadar kullandım. Eğer ufalanmış bayat ekmeğiniz yoksa yerine 2-3 kaşık kadar galeta unu kullanabilirsiniz. Köfte harcımız böylelikle hazır. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Köftelerimizi parmak uzunluğunda olacak şekilde avuç içerisinde yuvarlayalım. Harcımız bitinceye kadar köftelerimizi bu şekilde hazırlayalım ve bir tabağa yerleştirelim. Köftelerimizi, patatesleri kızartıncaya kadar dinlenmeye bırakalım. Diğer taraftan elma dilimi şeklinde doğradığımız patatesleri kızgın sıvı yağda hafif rengi dönünceye kadar çevirerek kızartalım. Patateslerin ve köftelerin boyları birbirine aşağı yukarı yakın olursa sunumu çok daha güzel ve şık görünecektir. Kızaran patatesleri havlu kağıt üzerine alarak fazla yağından arındıralım. Aynı yağda dinlenen köfteleri de rengi dönünceye kadar yine hafifçe kızartalım. Patates ve köfteler fırında da pişeceği için çok fazla kızartmanıza gerek yok. Köftelerimizi de tavadan aldıktan sonra yan yana bir patates bir köfte olacak şekilde fırın kabına dizelim. Aralara da yeşil biber ve domatesleri yerleştirelim. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı salçayı ilave ederek kavuralım. Kabuğunu soyup rendelediğimiz 3 tane domates, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kekiği ekleyerek 10 dakika pişirelim. Hazırladığımız sosu yemeğin her yerine gelecek şekilde üzerine gezdirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar yemeğimizi pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda fırından aldığımız İzmir köftenin üzerine renk vermesi için maydanoz serpiştirelim. Pilava, makarnaya çok yakışan, salata, ayran, cacıkla da servis edebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. İzmir köfte ile ilgili tüm detayları her zamanki gibi açıklamalara ekliyorum. Ayrıca açıklamalara eklediğim bağlantıya tıklayarak bu tarifi Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında açabilir, tarif defterlerinize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.